Merhaba arkadaşlar, Aras Karafil ile maçtan sonra programına hoş geldiniz. Bugün 3. hafta itibariyle ilk bölümümüz olacak. İlk maçımızda Beşiktaş Gaziantep Spor maçı olacak. Aslında Gaziantep Spor Beşiktaş maçı. Beşiktaş 4-0 yendi. Evet, biraz zorlandı. 76 dakika boyunca birazcık zorlandı. Yerli gol çok sert ama zaman zaman da güzel pozisyonlar yakaladı. 76. dakikaya kadar Gaziantep Spor çok güzel dayanmıştı. Ama o free kick'te Gökhan Töre'nin 35 metreden kullandığı free kick'te eliyle böyle deyince direkt 25 metre indi o. Elle değildi Gaziantep Spor futbolcu ve gene topun başına Oğuzhan Özyakup geçti. Benim o gerçekten çok yetenekli bulduğum futbolcudur. Altyapısı zaten İngiltere'de. Muhteşem bir futbolcu. Geçen sene Bilic zaman zaman yedek bırakıyordu. Diyordum ki neden yedek bırakıyor? Neden bırakıyor? Ama Şenol Hoca tecrübeli bir adam. Gerçekten biliyor nasıl bir yetenekli futbolcu olduğunu Oğuzhan Özyakup'un. Çok güzel fırki golü attı. Gerçekten helal olsun. Alnından öpülesi bir goldü. Şapka çıkarttırdık yani o gole. Muhteşem attı. Tam köşe. Kaleci karşı Maskas uzandı ama uzandığıyla kaldı. Çok güzel tam köşeye bıraktı. Zaten o maç orada koptu. Çünkü neden? Gökhan Töre'ye böyle zaman zaman böyle nasıl diyeyim 50 metrelik boş alanına bırakırsan Gökhan Töre Robben olur. Gökhan Töre Robben olur. Ona yavaş böyle alanları daraltacaksın. Yoksa Gökhan Töre'ye bırak bildiğin halı saha gibi koşar koşar herkesi çalınmak bomboş kaleye atar. Çok rahat atar. Cenk Tosun muhteşem bir forvet gerçekten. Türkiye'nin şu andaki en iyi forvetler arasında ilk 3'e girer. Ama neden milli takıma Fatih Terim bunu neden almadı? Çok anlam veremiyorum gerçekten Cenk Tosun'a. Zaten direkt penaltıyı yaptırdı. İkinci golde penaltıyı ben alacağım dedi ve attı. Güzel, helal olsun Cenk Tosun'a. Daha sonra zaten Gökhan Töre'nin şovuna döndü maç. Gökhan Töre direkt geçiyor. Bırakıyor çok rahat bir şekilde de. Olcay Şahan attı golü ve 3-0 oldu. Yine 90 artıda da adam Kerim Fıray iyi adamdır. O da yetenekli futbolcu. Ama bir sıçramayı da yapamadı. Hep yedekten giriyor. Bir sıçrasa böyle Türkiye'nin en iyileri arasına girecek. Ama bir sıçraması gerekiyor gerçekten Kerim Fıray'ın. Ben Kerim Fıray'a da güveniyorum. İyi Beşiktaş taraftarının arkasında zaten her zaman bunu biliyorum. Çok güzel oyuncu Kerim Fıray. Gökhan Töre dediğim gibi böyle güzel böyle ona 50 metrelik 60 metrelik böyle alana bırakırsanız arkadaşlar. Gökhan Töre affetmez. Gene attı pasını. Kerim Fıray 96. dakikada girdi. Ve tertemiz o da attı. Ve 4-0 yaptı. Çok temiz bir maç oldu. 14 dakikada 4 tane golle Beşiktaş'a helal olsun. Adamlar 10 gol attı direkt 3 maçta. 10 gol oldu aynen. Helal olsun. Gerçekten muhteşem oynadı. 14 dakikada yetti. Gaziantep Spor tecrübesizliğinden kaybetti. İkinci penaltı olacak iş mi? Niye öyle ayağını sallıyorsun sen? Niye öyle sallarsın öyle ayağını? Öyle Cenk Tosun'da köşeye, ters köşeye yatırır seni penaltıda. Öyle penaltı olmaz. 14 dakikada sen dayanıyorsun. 14 dakikada öyle olmaz. Beşiktaş'ta öyle tertemiz bir şekilde 4-0 yendi. Helal olsun arkadaşlar. En çok ligin şu anda en çok gol atanı zaten. Tebrik ediyoruz Beşiktaş'ı. Mario Gomez gerçekten Beşiktaş taraftarı onu güzel kollasın. Mario Gomez çok güzel harbiden. Çok iyi futbolcu. Topu geliyor. Direkt vuruyor voleyi. Direkt yapıştırıyor voleyi. Hiç acıma yok. Direkt yapıştırıyor. İşte bu. Yabancı futbolcunun kalitesi bu arkadaşlar. Direkt vuruyor. Direkt vuruyor. Gerçekten ben seviyorum Mario Gomez'i. Mario Gomez'in arkasında durun. Muhteşem olacak o. Daha çok gol atar. 25 gol atar. Bu sene 25 gol atar Mario Gomez. Quaresma geldikten sonra çok güzel ikili olurlar ileride. Dediğim gibi Beşiktaş'ı tebrik ederim. Güzel bir 4-0. Evet şu anda Konya Galatasaray maçındayız. Gerçekten bu maç böyle çok zor olacak maçı. Galatasaray çok rahat çevirdi. Gerçekten hani gene bu da bu maçtı gene direkt tecrübesizliktendi. Sen Hamzoğlu teknik direktörüne sesliyorum Galatasaray'ı. Burak Yılmaz'ı sen yedek bırakamazsın abi. Gerçekten Burak Yılmaz oynayacak. Sen ilk maçta fanteziye girdin. Dedin ki daha iyi oynasın diye yedek bıraktın. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen halı sahada maç yapmıyorsun. Sen Galatasaray'ın teknik direktörüsün. Burak Yılmaz her zaman ilk 11 oynayacak. Seversin ya da sevmezsin adam atıyor. Sabri Sarıoğlu'nu evet taraftarlar çok eleştiriyor. Ama bugün yani bu maçta 2 tane asist yaptı. Gerçekten hani kötü mü? Adam çırpınıyor ya. Hani elinden gelen her şeyi veriyor. Evet kapasitesi belli ama Galatasaraylı. Hani Galatasaray taraftarları onu neden böyle yuhalıyor ya da böyle Sabri Sarıoğlu diyor. Onu çok anlamıyorum. Ama gerçekten onun arkasında durmanız gerekiyor. Adam 15 yıldır Galatasaray futbolcusu ve hani siz yuhluyorsunuz. Gerçekten ben anlam veremiyorum. 2 tane asist yaptı. Gerçekten aslan gibi oynadı yani. Ve dediğim gibi bu 67. dakikada hakem Fırat Aydınus Karol'a niye kırmızı kart gösterdi? Ben onu hiç anlayamadım. Galatasaray Karol'a niye kırmızı kart gösterdi? Adam ilk kartını alıyor. İlk kartı direkt sarı kart. İkinci sarı kartta direkt tık vuruyor. Adam hemen çekiyor. Direkt ikinci sarı kart. Alakası yok. Bir de diğer tarafta alakası yok. Kaleye çok uzak bir yerde. Adam faul yapıyor. Normal bir faul yapıyor. İkinci sarı karttan kırmızı kart verdi Karol'a. Bence kesinlikle
Kesinlikle kırmızı kart değil. İkinci sarı kart yok yani. Ve Schneider gerçekten geçen seneki kaldığı yerden devam ediyor. İki tane gol attı. Gene adam attı 2 dakikada 2 gol attı. Direkt. 89'da 90'da attı ve daha gayet rahatlattı Galatasaray'ı. Aykut Kocaman gerçekten Galatasaray'ın çocuğu. Yani Fenerbahçe'nin çocuğu diyemiyorum. İki tane maçta, sen geçen seneki maçta 5 tane gol yiyorsun Galatasaray'dan. Bu seneki maçta 4 gol yiyorsun. İki maçta toplam 9 gol yiyorsun. Hani Galatasaray'dan iki tane maçta 9 gol yiyorsun ve 10 kişi takıma. Adamlar 23 dakika boyunca 10 kişi ve sen bir tane top direkten dönüyor. Başka hiçbir şey yok Konyaspor'da. Gerçekten tamamen tecrübesizlik. Ben bunu anlamı veremiyorum Aykut Kocaman. Bence Galatasaray'ın en Galatasaray taraftarlarının en çok sevdiği teknik direktör Fatih Terim değil. Aykut Kocaman. Gerçekten bunu size söyleyeyim ben. Biliyorum Galatasaray taraftarlarının şu anda Aykut Kocaman. Keşke her maç Aykut Kocaman'ın takımına karşı oynasak diyorsunuz. Biliyorum çok belli. O kadar belli ki yani. Bu arada bu Aubameyang'ın hani Friki muhteşemdi. Gerçekten adam 30 metreden çok güzel vurdu Konyasporlu. Hani Muslera bu sezona birazcık formsuz başladı. Toparlar Muslera. Muslera yani her zamanki bildiğiniz Muslera. Belki transferde biraz kafası karışıktır. O yüzden oyuna kendini veremiyordur. Ama Muslera gerçekten taş gibi kaleci. Zaten bunu söylememe gerek yok. Ama o Aubameyang'ın Friki'ni tutamadı. Ama onu tutacak kaleci zaten yok. Uzadı. Ama yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Galatasaray'ın zor gözüküp çok kolay döndüğü bir deplasman oldu. 4-1. Tebrik ederiz Galatasaray'ı. Evet arkadaşlar, şimdiki maçımız ise Fenerbahçe Antalyaspor maçı. Fenerbahçe maçı baştan sona kadar gerçekten üstün götürdü. Hani bu maçın buralara gelmesi bile çok değişik geliyor bana gerçekten. %65'e %35'lik topla oynamayı oynadı. Ve dediğim gibi Nani çok böyle çok iyi oynamadı bu maçta. Gerçekten çok verimli oynamadı ama Nani kalitesini çok belli etti gerçekten. Van Persie gerçekten klasını gösterdi ve sol kanattan ortasından Nani'nin kafa golü gerçekten enfesti. Muhteşem bir gol oldu gerçekten Fenerbahçe adına. Eto beni çok şaşırtıyor. Ben buraya geldiği zaman dedim ki hani böyle Antalya'ya gelir, emeklilik hayatını yaşar, böyle Ruslarla falan gezer böyle diye düşündüm. Ama Eto beni çok şaşırtıyor. Böyle gelmiş adam oynamak istiyor, böyle Yusuf Şimşek olarak görmüyor, böyle güzel bir teknik direktör olarak görüyor ve ona saygı duyuyor Eto. Gerçekten helal olsun Eto'ya. Çok başarılı bir futbolcu Eto. Van Persie gerçekten çok böyle çok ayağında topu tuttu bu maçta. Hani vursa gol olacak zaten, kesin gol olacak Van Persie'nin sen. Attığın şut gol olur. Vurmuyor. Böyle hep ayağında tutuyor. Ayağında geveledi falan, vurmadı. Enteresan geldi ama tabii ki Van Persie atacaktır. Hani bundan sonraki maçta da zaten atacaktır. Maçın kırılma anı bence Bağ'ın Faruk sakatlanma pozisyonuydu. Bağ sakatlandıktan sonra Katleç, oyuna giren Katleç, Fenerbahçe'nin futbolcusu katiyen değil arkadaşlar. Bağ sakatlanmamalıydı. İlk yarının bittiğinde Bağ oyunu bıraktı ve Katleş girdi ikinci yarıda oyuna. Katleş bir tamamen canlı bomba. Yani ne olacağı belli değil, böyle saatli bomba gibi. Her an patlamaya müsait. Zaten Zira güzelce hatasını yaptı ve Antalyaspor beraberliği sağladı. Tertemiz 70. dakikada. Katleş resmen hediye etti. Dedik at gol. Siz atamıyorsunuz dedi. Al dedi, bari siz atın dedi. Verdi elleriyle, güzel güzel verdi. Fenerbahçe Caner Erkin'in gerçekten çok böyle şeyini çekiyor. Eksikliğini hissediyor arkadaşlar. Hasan Ali Kaldırım, bu da Hasan Ali Kaldırım da Fenerbahçe'nin futbolcusu değil. Ama o en azından elinden geldiğince böyle koşmaya çalışıyor. Bütün her şeyini vermeye çalışıyor. Evet, gerçekten Fenerbahçe'nin futbolcusu katiyen bir Hasan Ali Kaldırım. Ama en azından iyi niyetiyle oynamaya çalışıyor. Caner Erkin zaten bu hafta sonunda oynayacak. Ve bundan sonra hani Fenerbahçe için biraz daha rahat olacak. Çünkü hani cezası bitti. 4 maç cezası sona erecek Caner Erkin. Ve daha sonra hani daha rahat olacaktı Fenerbahçe adına sol bek için. Uzatma dakikalarında, evet arkadaşlar, uzatma dakikalarında bazı arkadaşlar böyle dedi ki hakem 7 dakika uzattı, yok 8 dakika uzattı, yok 10 dakika uzattı. Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Bende şu anda hani fotoğraflar da var elimde. Maçın 89-31 saniyesinde maç oyun duruyor. Ama zaten hakem orada 5 dakikayı vermiş, uzatma dakikasını vermiş. Daha sonra Antalyaspor futbolcu Zeki Yıldırım 90-25'te oyunun ayağa kalkıyor. Daha sahayı terk etmemiş. Oyun 90-41'de başlıyor. Yani bu ne demek? 1 dakika 10 saniye boyunca maçı daha fazla uzatması gerekiyor yani. 96-10 gibi falan bitirmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve daha sonra 95-24'te Diego faul alıyor. Evet, Diego'nun faali bence katiyen faul değil. Hani onu söylemeden edemeyeceğim. Ama ondan öncesinde bir faul var, böyle 3 metre öncesinde bir faul alıyor. Hani hakem orada avantaja bırakıyor birazcık. Ama bu pozisyon, sorarsanız bu pozisyonda faul var mı? Katiyen faul yok bence. Kesinlikle faul yok. Şu anda tekrar uzatmalara geri döndüğüm zaman 95-24'te oluyor faul.
Yani orada zaten bir dakika 10 saniye bir oynama olması gerekiyordu zaten. Pozisyonda 97. dakikada gol oluyor ama oyunu kuruyor. Free kick kullanacak. Hani hakem ayarlıyor, free kick oluşturuyor falan. Orada 97. dakikada gol oldu ama aslında faul oluşum dakikası 95-24 arkadaşlar. Dediğim gibi bunda kesinlikle bir şaibe yok. Şike falan zaten yok. Hani bu maçı görenler, izleyenler zaten bir futboldan az buçuk anlayanlar pozisyonu zaten bilecektir arkadaşlar. Gelelim Fenerbahçe'nin takım olgusuna. Gerçekten Fenerbahçe takım arkadaşlar çok üst seviyede. Bunu Volkan Demirel'den çok güzel anlayabiliriz arkadaşlar. Hani normalde gol olur. Volkan Demirel böyle sahada turlar, böyle gol delirir. Ama asla hiçbir futbolcu arkadaşlar yedek kaleciye gitmez. Fenerbahçe'de öyle bir takım olgusu olmuş ki arkadaşlar. Volkan Demirel gol oluyor ve gidiyor yedek kulübesinde Fabiano'ya sarılıyor. Hani oradan bakıyorsun Vitor Pereira top toplayıcı çocuğa sarılıyor. Bu tamamen takım olmuş Fenerbahçe. Takım olmuş. Daha 3 hafta oldu. Liglerin başlaması 3 hafta oldu. Fenerbahçe gerçekten takım olmuş durumda. Tebrik ederim arkadaşlar Fenerbahçe'yi ve 2-1'lik galibiyetle Kadıköy'deki galibiyeti serisine devam ettirdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Haftaya da görüşmek üzere. Maçlar biter. Ertesi gün benim yorumum başlar. Paylaşın, paylaştırın. İnşallah çok sevmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere.